Nereye baksam orada izlerim Joker. Çetenin başı benim, revirlerimde Joker. Vodafone yok. Taktım aklıma like'a, kalça büyükse bastım like'a. Sertü git kızım, çok oldu götürdüm ama parka. Eğlendim bu marka. Gazi Osman Paşa. Mahalleden indim sigarayı koydum taşa. Paşa, sizin gibi sürtükleri anlamıyorum. En sonunda Bodrum. Allah. Köpeğe sıkmışlar. Yedi, beni gördüğünü biliyorum. Beni görüyorsan aç. Allah'ım bu yere girdim. Allah belamı verdi. Allah'ım bunu hak edecek ne yaptım? Abi kameradan bakış atıyor eminim ya. Gülüyor şimdi. Ya kardeşim atsana kapıyı. Arkadaşlar bu kitabı buraya koyduk ama niye koyduk? Çünkü ben bu kitabı okumayı çok severim. Ne ki o? Ceza hukuku. Bütün gençler rap yapan gerek cap, gerek gerek no cap herkes okumasını tavsiye ediyorum. Rapçilere kitap tavsiyesi. Aynen. Şimdi bu kitaptan cezayı sevdiğini anlayabiliyorum. Sen ceza ne yapıyorsun? Sagopa... Sen ne yapıyorsun? Şaka yapma bu videoda kanka. Niye? Tamam. Yapma kanka boş ver. Like gelmeyecek. Şakası devam edelim. Like gelir artık ya. Bak emin ol sen bu şakaları yapmazsan bence daha fazla. Ya. Sen bu şakaları yapmazsan daha fazla like gelecek. Arkadaşlar şu Robert artık buna çıkıyorum. Şaka yapmasın ve daha çok like gelsin. Ceza mı Sagopa mı? Ceza. Ben böyle klasik aynen sorular sormayacağım. Yok rap'e nasıl başladın? Ben direkt soracağım. Ben bir dinleyiciyim. Ben her şeyi merak eden bir dinleyiciyim. Böyle sor ve bu işten ne kadar para kazanıyorsun? Çünkü para yapmak tadında bir şartım var. Ne zaman görsem eleydi para yapmak. Era yedi para yapmakta. Müzikte daha fazla kazanıyorum öyle söyleyeyim sana. Oo. Yani müzik değil yani benim geri kaynağım onu söyleyeyim sana kanka. Peki müzikten geliyor mu bari iyi mi? Ya geliyor geliyor tabii. Ne kadar ortalama mesela? Kanka 3-5 bir şey geliyor işte. Gerçek hayatta nasıl? Gerçek hayatta daha iyi kanka. Bir ay müziğe kafa yürüyorum. Bir hafta koşturuyorum daha fazla yani. Bir ay müzik yapacağımı bir hafta koştursam benim için daha etkili oluyor aslında. Ya ben şimdi senin ekibindenim yani. Bir şeyler yapıyoruz seninle. Ne kadar kazanırım bir haftada? Kanka ben sana nasıl söyleyeyim? Bak bizim çok farklı sektörler var anladın mı? Yeri geliyor ne bileyim. Gerçi ben bunları nasıl anlatacağım burada? Ya en az 50 bin. Hayır üstü kazanıyorum. 50 binin üstü. Aynen. 100 binin üstü. Ya 100 binin altıdır ya. O zaman sen bir 65-70 bin kazanıyorsun. Aynen kanka o tarz bir şey ya. İşte ortalamayı vurunca değişiyor bu. Her ay değişiyor. Her gün değişiyor aslında. Tamam çok ben direkt merak ettim. Şimdi Eredi Capone'da nasıl bir imaj var mesela dinleyici olarak? Yani genelde şarkılarında bir her rapçide olduğu gibi bir gövde gösterisi var. Bu doğru. Aynen doğru. Genelde şarkılarda bir şeyler, ellerde bir şeyler oluyor, sözlerde onu bunu yaptım tarzı, lirikler. Peki bu gerçek mi yani? Gerçekten bu işleri yapıyor musun yoksa kendini gangster olarak mı satıyorsun? Kanka birincisi... Kolpa mısın? Açıkla. Kanka birincisi ben kendimi hiçbir zaman satmam. Satmaya çalıştığım yok. Sadece yaşadığım hayat üzerine onunla bağlantılı sözler yazıyorum. Bu hayatı yaşadığım için de bu sözleri yazıyorum ben aslında. Ya peki... Yani çünkü bu hayatı yaşıyorum, yalan şeyler mi yazayım? Ben bilemiyorum şimdi. Peki buna nasıl inanabilirim? Bana... Kanka ben sana bunu açıklayamam ama video şimdi birkaç bir şey gösteririm sana. Era 7 cap'le yemiş diyeceğim videolar var elimde yani. Harbi mi? Ay var var kesinlikle. Oo. Arkadaşlar siz görmüyorsunuz mesela bu klip buraya nasıl geldi ama işte artık falan çok şey gelişiyor. Müzikte de oldu iyi bana değil mi? Mesela bu klip buraya nasıl geldi? Ya da Era 7 kapı buraya nasıl geldi? Oradan buraya geldi işte. Era 7 kapı buraya nasıl geldi? Uçakla. Sevmediğin rapçi kim? Bana bunu söyle ki yani ekmek kanı için bir şeyler olsun. Sevmediğin rapçi Alizade falan istedim. Ooo abi yapma ya. Kanka aynen hiç sevmem. Onu hep Alizade geliyor bir şekilde hani. Kanka aslında onun hakkında konuşma abi de lazım da sevmem yani direkt. Hem genel böyle müziği, hayatı, davranışları. Direkt engelli zaten bende var. Engelledim yani. Engelli dedin zaten bu arada. Hayır. Öyle yok. Karakter olarak değil. Hayır hayır. Insta'da engelli benden. Instagram'da engelleyecek kadar ne yapmış olabilir? Ya görmek istemiyorum kanka direkt. Moralim bozuluyor. Morali bozuluyor. Aynen. Çok vay be. Ben bozmuyorum ama niye yalan söylüyorsun ama dedim. Sen yok ben ekmek peşindeyim ben bakacağım. Ne yazıyorlar nasıl tümör katıyor. Arkadaşlar bu hatta Rizade fanı duyduğunuz. Ya bunu söylemeyecektim. Karakter olarak da mı? Karakter olarak da sevmem. Davranış, hareket, konuşma hiç sevmem yani. Diğer rapçi var mı? Başka bir rapçi daha Alizade dışında. Da böyle eski kafa böyle rapçileri sevmem çok biliyor musun? Norm Ender var mesela. Norm Ender. Aynen. Oo. Ya genel olarak böyle eski kafalar rapçi. O zaman Ezel fanısın. Sevmiyorsan. Aynen ya Ezel ile alakası yok. Direkt bağımsız olarak Norm Ender'i sevmem. Niye sevmiyorsun? Norm Ender vibe'ındaki diğer rapçileri de sevmem bu arada biliyor musun? Eski kafa. Bir adam benden daha önce rap yapmaya başladı diye. Benden daha doğru rap yapıyor veya en rap o anlamına gelmiyor ama ben tabii ki yaşından dolayı saygı duyarım da boş yapmasın yani. Böyle. Yani Türkçe rap'te şöyle bir şey var. O 20 sene senden önce rap yapıyorsa ona saygı duyacaksın. Çünkü o zamanında ya ne yapalım şimdi Eredi Capone geçmişe mi dönüyorsun? Yani kanka ne yapayım? Özür dilerim 1970'te doğmadığım için ben bunu yapayım. Sonra Motive falan mesela bak Motive falan söylemeyi unuttum mesela. Motive falan çok sevmem kanka. Sevmez. Aynen. Motive bana göre iyi rap yapıyor da böyle hani böyle en iyisiyim
iyiymiş gibi böyle. Sen iyiysen bırak, insanlar sana iyi desin amına koyayım. Sen gidip ben en iyiyim diye bir yerde bir açıklama yapmana gerek yok. Peki Ereğli Kapo'nun sevdiği rapçiler kimler? Yani en çok dinlemekten zevk aldın. Kanka Botiflex dinlerim. Çok Türk dinlemiyoruz aslında biliyor musun? Türk dinliyorum ama yenileri dinliyorum. Cevo var, Judy var, Ganso var, Deza var. Aynen. Çoğu insan tabii bunlar kim diyecek ama aynen, biz biliyoruz çoğu insan. Aynen. Ya çok dinlemeler de dinlerim yani onları. Ben seviyorum onların yapsınlar müzikleri. Ereğli Kapo'nun aşk hayatı nasıl? Tamam öyle lirikler görürüz, hiç aşk şarkısı çok denk gelmedi. Kanka yaklaşık 8 saat önce bu muhabbeti kapattım yani. Bundan sonra aşk diye bir şey yoktur hayatımda. Bizim aşkımız tek paradır biz bu saatten sonra. Platin sarı olsa? Yok ya. Düşündürün. Düşündüm. Biraz düşündüm ama. Düşündüm. Niye hocam, ne rahatsız ediyor seni? Kızlarla genelde denk geldi. Hocam anlaşamıyorum genelde kızlarla. Niye anlaşamıyorsun ki? Arizade mi dinliyorlar? Aynen. Yani iştahın planda olunca daha mı? Ya işte iki tane tanesi ön planda oluyor, diğerini aksatıyor. Bizim işimizde para olduğu için, aşkta para aksattığı için aşka artık müsaade verebiliriz. Hmm. Abi şimdi rapçi nickname Ereğli Kapo. Evet. Ya şimdi ben isminin anlamını merak ediyorum. Hani mesela niye Ereğli 40 değil, 1 değil de 7, hani Ronaldo'yu seviyor musun? Ama doğru diyorsun lan, futbolla alakalı biliyor musun? Siktir bir şey keşfettim lan. Aynen. Oha! Ya bak ben top oynuyordum bundan daha önce. Adım Eray. Sonra 7 numara giyiyordum. Oradan Eray 7 kaldı. Sonra Instagram'da böyle kullanıcıdan almaya çalışıyorum. Alamıyorum, tamam mı? Eray 7 diye bir tane kullanıcı isimli devam mesajı atıyorum. Yabancı anlamıyor ki. Kera konuşuyor hatta İngilizce bile. Ben bilmiyorum ya. Konuştuk vermedi Eray 7'yi. Sonra dedik Eray 7'nin sonra ne eklesek. Scarface falan da biz çok izleriz. Çok da böyle beğenirim. 7 oradan mı geliyor? Kapon oradan geliyor. 7 futboldan geliyor. Yani Eray, şimdi bir kapon. Futbolcu 7 numaralı forma giymek istiyorsa Ronaldo'yu sevdiği içindir. Messi'yi sevse 10 numarayı yerdin. Aynen. Ben burada soruyorum. Onda giydim. Era 10 kapı. Öyle olmuyor. Era 7. Ronaldo mu Messi mi sence mesela? Ya bana göre Ronaldo. O kadar hani cami işte yaptırdı, AK Partili falan. İşte Era 7 kanka. Hocam peki ileride kimlerle şarkı geliyor? Açıkla artık lütfen. Merak ediyorum. Uyuyamıyorum bunun için ya. Keskin de geliyor. Yani. Keskin de. Keşfolda geliyor. Oo tam böyle sert. Aynen. Piyasada dinlenen isimler var. Onlar da geliyor. Onlar sürpriz olsun ama. Bana söylemiştin ama şimdi. Bana söyleme sen. Nazar değer şimdi bilmiyorum. Söyleme siktir kankasın. Bahsetmek istemiyorum. Bazı şeyler sende kalsın Robert. Her şeyi paylaşamayız biliyorsun. Ya biz senin, sen YouTube'da beni arayacaksın diye biz ceza yatamayız Robert. Ceza mı? Ceza Sagopa'ya çok selam olsun buradan sana. Sagopa mı ceza mı? Ceza. Niye? Daha flex bence ceza. Sagopa biraz daha böyle. Ceza daha havalı bence. Nasıl yani? Sagopa Kajmer kötü mü yani? Yok ki kötü değil. Sagopa'ya kızlar bakmaz mı? Sen kız olsan cezaya mı bakarsın, Sagopa'ya mı bakarsın? Kere. Ceza. Tabii ki ceza ya. Daha flex de kekem. Ama o kadın türbanlıysa, dinsel, İslam'a inanıyorsa ne yapacaksın? Kanka sen şaka yapma olur mu? Rica ediyorum. Hmm. Lütfen rica ediyorum. Bak senin için Sagopa Kajmer ceza röportajımı elden götürdüm az önce bu şakalarımla. Evet yordum. Gülmek yerine. Gülmeye bakma yani aslında genel olarak şakaların çok kötü de yani. Hmm. Ama yapma yani. Bir dakika, 1000 tane dövme var hocam. Hiç pişman olduğun bir dövme var mı? Pişman olduğum var. İlk dövmem. İlk dövmen hangisi? Şu ya. 7 yazıyor biliyor musun? Ama bak 202. Bir dakika. Sen 7 dövmesi yaptırmak istedin mi? Dövme 2 olarak mı gözüküyor? Aynen ya. Böyle önce 2 gözüküyor, 4 gözüküyor, 7 gözüküyor. Niye böyle bir şey oldu mesela? Abimin bir arkadaşı aldı da böyle çok kötüydü. Kafamızda çok güzeldi. Yaşıyor mu bu arada hala? Yaşıyor mu abi? Yaşat. Rahmetli oldu ya. Allah rahmet eylesin. Senin bir alakan yok değil mi ya? Yok ya, bana ne kalmış. Hiçbir şey seninle bağlantısı yok dövme yüzünden. Ya bir dövme yüzünden cinayet işleyip değiliz galiba. Galiba. Emin. I got murder on my mind.